Bu süreç tabii ki bizim branşımızı çok olumsuz etkiledi. Yani tüm spor dalları gibi. Ama belki bizimkisini biraz daha çok. Çünkü bizim antrenmanlarımızı suda yapmamız lazım. Suda antrenman yapma olanağı bulamadığımız için bu süreçte bizi oldukça kötü etkiledi. Ama ben evimde kürek ergometresiyle ve ağırlıklarla çalışmalarıma devam edebildim elimden geldiğince. Performansımızı tabii ki etkiledi. Hani çok fazla düşmedi performansımız ama tabii ki de normal çalışma düzenimizde olduğu kadar verimli çalışamadık bu süreçte. Ama çok bir şey kaybetmediğimizi düşünüyorum. Ve toparlanmam, eski halime gelmem 1 ay, 3 hafta gibi bir süre alır. Bu süreçte açıkçası ailemle oldukça fazla vakit geçirme imkanı buldum. Çok uzun senelerdir kamplardan dolayı ve yoğun çalışma tempomuzdan dolayı çok vakit ayıramıyordum aileme. Onlarla vakit geçirdim. Ve tabii boş zamanlarımda, antrenmanlardan arta kalan zamanlarımda bol bol dizi, film seyrettim, kitap okudum. Böyle değerlendirdim bu süreci. Açıkçası dışarı çıkıp rahat rahat gezmeyi özledim. Sahilde yürüyüş yapmayı özledim. Herhalde şöyle bir sahile çıkıp uzunca bir yürüyüş yapardım. Suyu tabii ki özledim. Çünkü bu spora başladığım günden beri yaklaşık 15-16 senedir hiç bu kadar ayrı kalmamıştım su antrenmanlarından, sudan. O yüzden oldukça özledim. O suyun sabah dinginliğinde kürek çekmeyi özledim. Olimpiyatların ertelenmesi ilk başta tabii ki bizi çok üzdü ve demoralize olduk. Çünkü tüm planlarımızı, hazırlıklarımızı bu seneki kota yarışına göre yapmıştık. Bu ilk ertelemeyi duyduğumuzda hani bir şok olduk bayağı bir. Ama ondan sonra o şoku atlattıktan sonra şunun farkına vardım. Olimpiyatlara hazırlanmak için, kotayı alabilmek için bir senem daha var şimdi önümde. Bu bir seneydi. Daha iyi antrenman yaparak geçirip kotayı almayı düşünüyorum. Hedeflerim de öncelikle bu seneki Büyükler Avrupa Şampiyonası Ekim ayında yapılacak. Eğer bir terslik olmazsa orada finale çıkmayı öncelikle hedefim. Ondan sonra da tabii ki olimpiyatlara kota almak.